Zahide okuyacağım. Nevşehir, Kırşehir, Çiçek Dağı, Aksaray. Müzik.
Zahide kurbanım olacak halim. Yine bir laf duydum, kırıldı belim. Yine bir laf duydum, kırıldı belim. Dolaştım dün yayı, gurbet gezeli. Sevdiğim burada oluyor gülüm. Sevdiğim bu hafta oluyor gülüm. Gurbet ellerinde esirim esir. Vahidem kurbanım, hep bende kusur. Vahidem kurbanım, hep bende kusur. Eğer annen seni bana verirse, nemize yetmiyor el kadar hasır. Çiçekler ekiliyor, güzelim haydi haydi. Bahçeye dikiliyor, aman gidelim, nerelere gidelim. Sen orada, ben burada, güzelim haydi haydi. Böyle dert çekilmiyor, aman gidelim, nereye gidelim. Anasını kızına kurban edelim. Devriyeler geliyor, haydi gidelim. Ahmet Özdemir işte yine huzurlarınızda. Alkışlıyoruz efendim biz de burada arkadaşlarımızla birlikte. Sevgili seyircilerimiz, bir haftalık aradan sonra Gonya Magazin programımızda Kon TV'de yine sizlerle birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz programımıza, ekranlarınızın başına. Efendim çayları demleyin, varsa çerezleri, merezleri hazırlayın, meyveleri hazırlayın. Neler olur mu? Badem olur, fındık olur, fıstık olur, kadife yastık olur. Tamam mı? Ahmet abi sadece çay, çerez demeyeceksin. Ahmet abinin yanında tandır gevreği olur. Abo! Bisküvi olur. Hanımların yaptığı Konya güdükleri olur. O ne? Bir de Konya güdüğümüz var bizim, tandırda yapılır o. Ya. Şimdi geçen Ramazan'da biz programlar yaparken senin evin civarı sayılabilir. Küçük bir et ekmek yapan bir yer. Evet. Orada böyle çok ilginç bir çay gevreğinden sert bir şey yapıyor. O çok yaygın bir şey değil. Çay gevreğine benziyor ama sert. Mayası biraz mayasız mıymış neymiş? Minik. Ha. Minik. Yani çok güzel tatlar var, fazla bilinmiyor. Evet. Sevgili seyirciler, hemen biz hoş geldiniz konuşmasını yaptık. Bugün değerli Melih Bayram Hocam size çok özel bir hazırlık yaptı sevgili seyirciler. Ekranı bölün. Şu anda Melih Bayram Hocam bizler için hangi yemeği tanıtacak, ne yapacak merak içerisindeyiz. Özel bir yemek anlatacak size. Çok özel bir yemek. Heyecanla bekliyoruz ve değerli Melih Bayram Hocamıza sözü bırakıyoruz efendim.
Teşekkür ediyorum Süleymancığım. Konya lezzetlerinden iyi geceler diliyoruz efendim. Bugün farklı bir mekanda, doğal bir ortamda gerçekten farklı bir lezzet sizler için hazırladık. Biz şu anda çok özel ve güzel bir mekandayız. Hemen yanımızda Murat Bey var. Murat Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Hazbahçe restoranların işletmecisiyim. 10 yıldır bu işi yapmaktayız işletmeci olarak. Kaç tane yerimiz var efendim? 2 tane yerimiz var. Birisi Meram'da, huzur evinin yanında. Biri de görmüş olduğunuz bu mekan. İkisi de doğal ortam. Evet, çok doğal, otantik, salaş bir mekan ama VIP hizmet vermeye çalışıyoruz. Böyle bir mekanda bu hizmeti verebilmek tabii ki elbette güç. Ama biz başarmaya çalışıyoruz. Peki efendim, spesiyalimizde ne var bugün? Yani bugün menü olarak ne var seyirciler? Kiremitte Hazbahçe spesiyalimiz var bugün. Hazbahçe spesiyal özellikle bayanların tercih ettiği, kırmızı et, beyaz et ve mantardan oluşan özel soslarıyla fırında üzerine kaşar erittiğimiz çok farklı bir lezzet. Hazbahçe dışında pek başka yerlerde yok. Başta da dediğim gibi bayanlar özellikle çok tercih ediyor. Çünkü hafiftir. Kilo yapmaz. Kilo yapmaz. Evet, kalori sorunumuz yok. Farklı bir lezzet. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Burada da ustamız var. Ustamızı tanıyalım. İsmim Muammer Uğurlu. 1978 Bozkır doğumluyum. Kaç yıldır meslekteyiz efendim? 20 yıldır mesleğin içindeyim. 20 yıldır, evet. Çocuk yaşta. Ama bu işin herhalde eşiği bulaşıktan başlıyordu. Evet. Doğru mu efendim? Evet. Bulaşıktan sonra şef garsonluk veya aşçılık böyle gidiyor. Evet. Peki efendim, şimdi burada menümüz hazır. Ustamız hemen başlayacak sanırım. Ben tekrar Murat Bey'e dönüyorum. Murat Bey, şimdi burada hakikaten güzel şeyler var. Mesela neler var? Nelerden oluşuyor? Spesiyalimizi bir kiremitte Hazbahçe spesiyal dediğimiz bu yemek kırmızı et, beyaz et ve mantardan oluşmaktadır. Bir gün öncesinden kırmızı etimizi ve beyaz etimizi özel bir sosumuzla terbiye ediyoruz. 24 saat bu malzemeler dinlendikten sonra tavada mantarla birlikte önce kavuruyoruz tereyağında. Güzelce kavuruyoruz. Pembeleşmeye başladığı zaman etimiz biberini veriyoruz. Biraz da biberiyle birlikte harmanlanıp kavruluyor. Daha sonra domates ilave ederek tekrar kavurma işlemine devam ediyoruz. Ondan sonra üzerine kaşarını vererek fırına sürüyoruz. Ha, burada belli bir süreden sonra fırında devam ediyor. Fırında, evet, evet, fırında kavuruyoruz, kaşarını eritiyoruz. Biraz sonra ustam herhalde bunu uygulamalı olarak gösterecek. Anlatmaktan çok görerek tanıyalım yemeği. Tabii. İnşallah güzel bir yemek şimdi olacak. Bir de Ahmet abi diyor ki yapıyorlar, biz göremiyoruz. Tabii Ahmet abi kendi adına, evet, konuşuyor. Evet. Ama gerçekten biz göstere göstere. Evet. Şimdi evet, hemen evet. Ustamız başlıyor şu anda uygulamaya başladığı, evet, mantarları sanırım Murat Bey şöyle bana ustamız, doğru yaklaşın. Ustamız mantarları doğrarken. Mantarları doğrarken. Evet, nasıl doğradığını görelim isterseniz. İsterseniz onu şu, evet, tarafa. Ha, bu onu biz ustamız doğrasın. Evet. Dörde mi bölüyor? Evet. Öyle söyleyelim, evet, o zaman. Mantarın şöyle büyüklüğüne göre 2'ye, 3'e, 4'e bölebilir. Bu mantarın büyüklüğüne göre değişmektedir. Bu kültür mantarı oluyor. Evet, kültür mantarı risksizdir biliyorsunuz. 4'e bölmeyle 8'e bölme ama biraz mantarın büyüklüğü. Biraz kalmalı, büyük kalmalı. Evet, evet. Mantar, bazı mantarı 4'e böler ustamız, bazısını 2'ye böler. Hmm. Büyüklüğüne göre değişir bu bölme değişiyor işlemi. Evet. Tabii burada olmazsa olmazı tereyağı. Evet, evet. Yani tereyağsız olmaz. Yağla yavşan yenilir sözü burada, evet, evet, yerini buluyor doğru, sanıyorum. Çok doğru, haklısınız. Şimdi mantarımız herhalde yapıldı. Ustamız mantarımızı getirdi. Mantarı döktük. Evet. Burada sanırım soğan yok herhalde. Hayır, soğan yok. Bu pembeleşme şartı var mı Murat Bey? Burada? Tabii biraz kavrulması lazım. Kavrulacak, pembeleşecek. Evet, evet. Mantar özellikle gelecek. Mantar çiğ kalmamalı. Kalmamalı. Evet. Peki efendim, biraz da işin turizm boyutuna girelim. Gerçekten Konya'mız turizmden gereği kadar nasibini alabiliyor mu Murat Bey? Siz yok, bir işletmecisiniz. Yok. Daha çok yeni nemalanmaya başladı turizmden Konya'mız. Neler eksik sizce bir işletmeci olarak?
Konya sanayisi biliyorsunuz daha yeni yeni dışarıya açılmaya başladı. Konya'da yemek hala kültürü, havaalanımız tabii, uluslararası havaalanımız yok. Çok hem küçük bir havaalanı. Enteresandır. Terminalimiz havaalanımızdan daha kurumsal, daha büyük, daha düzenli. Çok enteresan bir şey. Bununla birlikte tabii dışarıyla etkileşim ne kadar yavaş olursa bölgedeki işletmelerde o denli yavaş büyür. Hem turizm hem de, sanayi. Tabii elbette birbiriyle etkileşim halindedir zaten. Sanayimiz ne kadar büyürse turizm sektörü de Konya'da o kadar hızlanır. Bunu inkar etmemek lazım. Bu konuda ilgililerin, sayın vekillerin Konya'ya... Umarız daha hassas davranırlar. Değil mi efendim? Daha... Hak ettiği yeri bir an önce... Yeni yeni işte dediğimiz gibi yeni yeni hak ettiği yerlere doğru ilerlemeye başladı. Kapasite çok büyük. Konya'da coğrafi yapısı olarak sanayimiz çok birinci, büyük. İkinci, üçüncü, evet, dördüncü organizenin zemini. Nişan sanayileri. Evet. Çok büyük. Kapasite çok büyük ve anlatılan bir otomobili yapabilecek Konya sanayisi kapasiteye sahip. Yedek parçalarıyla yan özellikle sanayisiyle otomotiv çok güzel. Sektöründe evet, de evet. Konya ayakkabı, evet, otomotiv, aynı. Şeker gibi sektörler. Katılıyorum. Çok. Ama turizmde de otellerimiz yetersiz tabii. Mevlana Hazretleri'nin sayesinde sadece turizm ayakta. Onun dışında Konya'da turizme lokomotif olabilecek hiçbir yeniliğimiz, hiçbir altyapımız yok. İnanç turizmi. Evet, Konya'da sadece inanç turizmi ayakta tutuyor. Evet, bu da yeterli değil. Evet sevgili seyirciler, cızırtıyı duyuyorsunuz. Bu lezzetin haberi, güzel bir haber geliyor burada. Lezzetin haberi. Bu arada mantarın üzerine etimizi... Evet. İlave yaptık arkasından. Ama başka yemeklerde Murat Bey genelde domates, biber önce soğan olur. Burada soğan yok. Evet. Domates ve biber herhalde en son atılacak. En son. İkinci aşamada biber, en sona da domatesimizi kavuracağız. Ama güzel kokular geliyor. Evet, yani. Evet. Umarım beğenirsiniz. İnşallah ben güzel. Bu kuzu eti, koyun eti veya kuzu eti olur. Kuzu eti. Koyun eti ağır olur. Sığır eti lezzetsiz olur. Sert düşer. Değil mi efendim? Kuzu eti olacak. Bu yemeğin hakkı bu. Evet. Değerli Melih Bayram Hocam, inşallah ara ara görüntüleri verelim. Çok güzel görünüyor oradaki görüntü. Ara ara da bağlanırız inşallah hocam size. Çok güzel değil mi sevgili seyirciler? Maşallah. Evet, gerçekten çok güzel. 5 dakika biberle birlikte kavrulduktan sonra domatesini vereceğiz. Ve en son aşamamız kaşar. Kaşar. İlhancığım şu tavadan da görüntü verebilecek misin? Evet. Süleymancığım gördüğün gibi mis gibi bir koku herhalde orada geliyor tahminim. Güzel görünüyor hocam. Daha koku gelmedi ama güzel görünüyor. Evet. Gelmedim efendim. Ama biz buradan kokuyu görüntüyle beraber gönderiyoruz. Sesle beraber Süleymancığım. Hocam teşekkür ediyoruz. Şimdi ara ara yine görüntüleri biz ekrana verelim hocam inşallah yine ara ara. Biber ilavesi. Arkasından domates. Tamam. Ekrana vereceğiz pişerken. Bir de bu doğal ortamı da bir ekrana vereceğiz. Gerçekten güzel bir ortam var burada. Domates ilavesiyle beraber şu anda domatesten sonra fırın aşaması. Verilecek. Evet, fırın aşaması verilecek. Süleymancığım domateste ilave yapacağız. Fırına verilirken de sözü size bırakacağız. Tabii sanat diyeceğiz. Bu kadar sözden, bu kadar görsellikten, mideye hitaptan sonra ve ustacığım hemen domatesle ilave edelim. Zamanı geldi mi? Hayır, daha var. Az daha ister. Seyircilerin de şimdi nasıl canı çekiyordur hocam zeytinyağını gerçekten. Zeytinyağını başta verdik. Mantara zeytinyağını verdik. Yumuşattı. Evet, ustamız özellikle mantarı zeytinyağında biraz kavurdu. Mantarı yumuşattı. Ondan sonra tereyağını verdi. Evet. Süleymancığım biz fırına verirken sözü sanata bırakıyoruz. Söz sizde. Söz merkez stüdyolarında. Bizden ayrılmıyorsunuz. Yemeğimizi birlikte fırından çıkaracağız efendim. Şimdilik iyi geceler diliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bu mekan özel bir mekan. Biz Aşık Salih ile yaptığımız programı yıllar önce bu mekandan yapmıştık. Birazdan o iç görüntülerde geldiği zaman İbrahim'ciğim hoş olacak. Yani hakikaten çok hoş, güzel bir mekan. Bizde hatıraları çoktur. Hele Meram'daki yer de bayağı hoş.
özetle gittin mi? Gitmediniz değil mi? Orada bir kahvaltı yapmak lazım böyle. Aman Allah'ım. Sepme kahvaltı mı? He? Senden ekip olarak kahvaltı istiyoruz. Ekip olarak kahvaltı mı istiyorsunuz arkadaşlar? Huzur evinin oradaki yerde. Huzur evinin orada. Peki. Evet. Soru evet diyor Fatih Bey de. Şimdi karşıdaki ekranı istiyorum açık bir şekilde birazdan. Tam öyle odaklanayım. Büyük net bir şekilde. Sevgili seyircilerimiz, Gonya Magazin devam ediyor. Birazdan lezzet duraklarında ikinci bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Hem mekanın güzelliğini, hem yemeğin o güzel görüntüsünü, fırın atmasını sevgili yayın arkadaşlarımız da sizlere ayarlayacaklar. Şimdi ben buraya Hakan abinin yanına geliyorum. Ah Hakan abim benim. Hakan abim hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk. Bak bir tarafta Ahmet abim var. Ahmet abim. Tamam. Her zamanki gibi yine formda. Tamam. İyi maşallah. Bizim uyum da iyi. Değil mi İbrahim? Süper. Ya bugün akşam yine sevgili seyirciler harika bir program sizleri bekliyor. Hakan abi kısaca kendinden bir bahseder misin bize? İsmim Hakan. Burası aşikar oldu. Evet. Ankara doğumluyum. Evet. Konya'dayım aslen. Evet. Şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çalışıyorum, Konya Şube Müdürlüğü'nde. Buradan selam yollayalım. Buradan herkese selam yolluyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde sevgili Adnan abimize, Hasan abimize selamları yollayalım. Evet, tüm mesai arkadaşlarımıza. Çok yoğun, Konya'mız için de son derece önemli. Hakan abi, heyecanla bekliyoruz. Biraz beklettik, kusura bakma ama şimdi rahat. Şimdi çaylar demlendi, meyveler falan. Tam senin zamanın yani. Bakalım ilk eserimiz ne olacak? Sevgili Hakan abimizi dinliyoruz. Buyurun efendim. Şimdi Ahmet abi Zahidem'le bırakmıştı. Ben yine Neşet Ertaş'tan devralabilir miyim? Nasıl istiyorsan, nasıl program nasıl hazırladıysanız tamam. Devam edelim inşallah. Tamam. Buyurun söz sizde efendim. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başıma Leyla'm. Yazımı kışa çevirdin, kar yağdırdın başıma Leyla'm. Bir an eyle din hanemine söylesem boşa Leyla'm, ne söylesem boşa Leyla'm, boşa Leyla'm. Bir an eyledin hanemi, ne söylesem boşa Leyla'm, ne söylesem boşa Leyla'm, boşa Leyla'm. Thank you.
sen oradasın. Her an gözümde perdesin, nere baksam sen oradasın. Mevlam ayrılık vermesin, göğde uçan kuşa Leyla'm, göğde uçan kuşa Leyla'm, kuşa Leyla'm. Mevlam ayrılık vermesin, göğde uçan kuşa Leyla'm, göğde uçan kuşa Leyla'm, kuşa Leyla'm. Çok teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Sevgili seyircilerimiz, nereye bakayım? Yine karşı kameraya bakayım değil mi arkadaşlar? Biliyorsunuz her hafta sizlerin sesiniz solunuz olmaya gayret ediyoruz. Şimdi Twitter ve Facebook'tan yetişemiyoruz SMS'i attığınız mesajlara. Bu hafta sadece SMS gönderen seyircilerimizin mesajlarını okuyacağım. Ahmet abi. Doğru söylüyorsun. Çünkü şöyle Twitter, Facebook'ta çok atılıyor, okuyamıyoruz. Bazen gücenebiliyor seyirci. İşte benim mesajım okunmadı şöyle. Dolayısıyla bu hafta sadece SMS'le mesaj gönderen seyircilerimizin mesajını sizlerle paylaşacağız. Tamam. Twitter'dan şu anda ailecek izlediğiniz eğer fotoğraf gönderirseniz, fotoğraf olarak biz işte şu aile olarak çoluk çocuk torun torba izliyoruz gibi sadece fotoğraf gönderirseniz fotoğrafınızı paylaşacağız. Diğer türlü sadece SMS gönderen sevgili seyircilerimizin mesajlarını okuyacağım. Hemen bir bakalım yeni başladık değil mi arkadaşlar? SMS gönderen arkadaşlarımızın tüm SMS'lerden bir iki tane okuyalım. Sonrasında devam edelim. İyi yayınlar diye şöyle bir yeni bul diyelim arkadaşlar. Yoksa diğer programın mesajları. Evet. Selam abi nasılsınız? Ben Erkan Koç. Sıradaki parçayı sizlere ve bütün izleyenlere gelsin. İyi yayınlar demiş. Ben Konya Selçuklu'dan Soner Güzel. Buradan Süleyman ve Ahmet Bey'e selam. Ahmet Bey'den masa üstünde pekmez parçasının çalmasını ve bu parçayı kızım Yasemin ve oğlum Yasin'e armağan ediyorum. Selamlar demiş. Tüm setine armağan ediyorum. İyi yayınlar demiş. Hayırlı akşamlar Süleyman abi. Ben Sarayönü Kurşunlu kasabasından Mustafa Küçükdalak, Ahmet Özdemir abimizden Kestane'nin irisi eserini istiyorum demiş. Efendim Cihan Beyli Hodoğlu köyünden İsmail Karaduman, Süleyman abi, Ahmet abiden bir parça tüm beni sevenlere ve köy odası halkına gelsin. Hayırlı akşamlar. Efendim Türkçe karakterlere dikkat edelim. Cihan Beyli Hodoğlu köyünden İsmail Karaduman. Teşekkür ediyoruz efendim. Efendim Karapınar'dan Cuma Bakır, Süleyman Bey size başarılar. Devamını dilerim. Yüce Dağ başında yanar bir ışık çalarsanız seviniriz. Ayrıca sizlere de armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar. Ben Bozkır'dan Hasan Ahmet. Hasan Ahmet abiden Allı Yosman çalar mısınız? Aşkıma gelsin demiş. Ben Antalya'dan Mehmet Ceylan, Konya'daki ve Seydişehir'deki akrabalarım için bayramdan bayrama türküsünü rica ediyorum. Ahmet abinin ellerinden öpüyorum. Selamlar demiş. Hemen paylaştık. Ben Beyşehir'den mahalli sanatçı Mustafa Sarı, Ahmet hocamdan Ermeney'in kekliklerini istiyoruz demiş. Selamlar olsun efendim. İyi yayınlar. Tokat yaylasını istiyorum. Alanya'dan Doktor Mehmet Ali Özdağ'ın tüm yalın çevrelilere gelsin. Ayrıca Hollanda'ya abim Davut Özdağ'a selamlar, ona da gelsin istiyorum demiş. Sağ olsun her hafta hocamız Doktor Mehmet Ali Özdağ'ın mesaj atıyor. Bir Tokat parçası inşallah yollarız efendim. Her hafta yolladığınız için teşekkür ediyoruz hocam. Efendim ben Bayram Sağlam, her hafta severek izliyoruz. Ahmet amcaya sevgiler, tüm parçalar Akkiseliler için gelsin. Süleyman abi iyi akşamlar demiş. Efendim selamun aleyküm, ben Taşpınar kasabasından İzzet Köroğlu. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki parçayı tüm Gonyalılara armağan ediyorum. Ayrıca sizleri de köyümüz ve köyümüzde ağırlamakta mutluluk duyarız inşallah demiş. Taşpınar'a geldik kısa süreli de olsa.
Gün yüzüne geldik, Taşpınar'a gittik. İnşallah yine geliriz, gezeriz efendim. Sağolunuz. Daha bitmedi ya maşallah. Bitmedi, daha bitmedi. Merhaba dedik. Ben Aksaray Aratol Mahallesi'nden Eren Atar. Hepinize selamlar. Ahmet amcadan Eşmek Aya'nın Kavakları şarkısını istiyorum. Teşekkürler demiş. Sadece Cezayir diye bir yollanmış. Evet. Efendim. Selamlar Konte Valisi ve Süven abi. Çok değerli Ahmet amca. Ahmet amcadan güzel bir eser rica ediyoruz. Kıratlı Bestil ailelerine gelsin. Konya Altınekin, Hacı Numan Köyü, Muhammed Kıratlı saygılar. Teşekkür ederiz. Tamam. Evimizin haftayı iple çekilen Konya Magazin programı daim olsun. İstanbul Bozkurdereliler, Tekirdağ'daki bacanağım Kenan Kaplan ve ailesi için Aslan Mustafa'mı rica ediyoruz. Teşekkürler. Hüseyin Esen ve ailesi yollamış. Evet. Allah'a şükür. Aynı bu şekilde sevgili seyircilerimiz, sadece SMS ile gelen mesajları okuyacağım. Onu söyleyeyim. Bu şekilde aynı SMS ile. Twitter'dan da eğer fotoğraf gönderirseniz ailecek izlediğiniz fotoğraflar, o kareleri yayınlayabiliriz. Ahmet abi, hı, istekleri okuduk ama biz bugün tekrar duyuru yapalım. Ahmet abimizin birbirinden güzel albümlerinden bir tanesi olan efendim Eremedim albümünden bazı eserlerde yayınlayacağız. Petek'te bugün arı gördüm. Evet. Öyle mi? Eremedim albümünde. Tamam. Asmalıdır evimiz, gülüm var, bucak bucak, kız saçları. Tamam. Eserler böyle. Üçünü çalalım. Evet. Üçünü birden çalalım mı? Bilmiyorum. Bunlar ayrı ayrı normalde albümde. Tabii tabii ayrı ayrı. Nasıl istiyorsan Ahmet abi, program senin. Tamam. Yani seni izliyor, istiyorlar. Buyurun Ahmet Bey, sizlerle efendim. Saçların, saçların, yar 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 aman. Kız saçların, saçların da yar 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 aman. Oynar omuz başlar, dinle yarın hop dinle. Oynar omuz başlar, dinle yarın hop dinle. Irgala yavrum, ırgala. Şehriye çorbası gibi kanalın almalı gelin ilması gibi. Kız saçların iki kar yar 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 aman. Kız saçların iki kar yar 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 aman. Bir telini bana sen dinle.
insanlardan mesajlar geliyor. Yarın YGS sınavı var. Önemli bir sınav. Ha, onlara ben bir ricada bulunayım. Bak tamam. Şimdi bundan sonra ders çalışmak yok. Tamam mı? Dersimiz bitti. Evet. Yalnız sabahleyin güzel bir kahvaltı yapmaları lazım. Güzel bir kahvaltı yapmaları lazım. İmtihanda ne gerekse o şeyleri almaları lazım. Eşyaları almaları lazım. Cep telefonu yok. Tamam mı? Şimdi var ya öyle bir sıktılar ki Ahmet abi. Heh. Abo. Cep telefonu saat yok, toka yok, ondan sonra bozuk para yok, su hayır. Yok, kalem yok. Hep onları veriyor. Ha bir de heyecanlanmasınlar. Evet, heyecansız iş olmaz da. Heyecanlanmasınlar. İnşallah başarırlar. Bizim programı biraz izleseler olur hani şimdi belki yapmadan. Tabii tabii güzel olur. Güzel moral olur. Olsun. Onlara bak bu eserleri armağan ediyoruz. Sınava gidecek anneleri arkadaşlar. De aman yavrum kara gözlü kuzum aman kendine dikkat et sen demesinler. Anneleri de adam gibi tamam yavrum yaparsın yavrum. Bu işi başarırsın yavrum desinler. Evet alta yazalım Gökçe. Ahmet abinin sınava tamam girecekleri ha, önemli tavsiyeler. Mümkün olduğu kadar. He. Namaz boynumuzun borcu, hırsızlık evimizin harcadığı kopya falan çekmesinler. Oo, şimdi Ahmet abi ne yapıyor biliyor musun ÖSYM'e? Böyle saat koyuyor her sınıfa, dijital. Onların içinde de kamera var. Tabii, onları görür. Oo, neler değişti, bizim zamanımıza göre bile değişti. Resimli tweet okuyalım. Resimli tweet okuyalım. Sevgili seyircilerimiz, sadece mesajları SMS'ten alıyoruz ama dediğimiz gibi resimli tweet atarsanız, bunu sevgili Mesut abi iyi söyledi. Mesut abi söyledi değil mi? Ses onundu. Mesut abi bunu iyi dedi. Mesela resimli tweetleri paylaşıyoruz. Ver Mesut abi yayına. Görelim hemen. Arkadaşlar vantilatörü bana vurdur dedim İbrahim. Sırtına vurduruyor. Bana da bir şey gelmiyor başa. Şu çaprazdan ver de bari. Ahmet abi. Sevgili seyircimiz Abdullah Çimen bir fotoğraf yollamış bize. Evet. Çekmiş kamerasından. Göster abi. Çok yakışıklı çıkıyorsun ekranda ha. Allah Allah Allah. Ver Allah. Abi. Vay 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 vay. Bunu seyirci çekip yolluyor bize. Ahmet abi benim ekranda böyle çıkıyor diye. Öyle çok güzel mi? Çekmişsin Abdullah Çimen. Güzel teşekkür ederiz. Diğer birine bakalım. Mesut abi de yönetmenim de şu anda ekibimizin durumu diye bir fotoğraf paylaşmış. Harikasınız. Efendim Twitter'dan sadece fotoğraflı paylaşımları paylaşacağız. Diğer türlü SMS'ler alacağız. SMS'lere geçtim. İnanılmaz doldu şu an. İnanılmaz doldu. Bugün sadece SMS'leri okuyacak olsak da sıkıntı. Arabamı sormuşlar. Arabamı göster abicim. Kimdi? İbrahim mi? Kardeşler İbrahim abi sen var ya. Öbür kameraya geçsen de olur var ya sen. Bildin değil mi? Jimmy Jeep'e geçsen. Vay, abi çık biraz genişe. Bu çok özel bir araba ha. Salih bugün ağladı 2 saat. Baba geleyim geleyim geleyim. İyi dedim. O da arabasıyla gelmiş. O şimdi içeride yayın odasında. İyi iyi. Buna dedim oğlum güzel senin yani. Bu araban iyiymiş ya. Dursun dedim benim masada. Salih'im. Oh seni çok seviyorum. Hatırası olarak da bu bende duracak artık bundan sonra. Öne koyalım değil mi? Kalsın kalsın. Ha. Peki kısa bir araya gidecekmişiz. Efendim kısa bir aradan sonra hem yemeğimizden hem o güzel bahçeden görüntüler, en güzel eserler, sınava gidecek öğrenciler. Biraz izleyin sonra yatın diyelim kısa bir araya gidelim. Evet sevgili seyircilerimiz Konya Magazin'de devam ediyoruz. Şimdi isterseniz hemen o 3G bağlantımızı gerçekleştirelim. Özel bir yemek. Mevlüt Hocam şimdi sizi görüyoruz. Mekanı da gösterdik. Evet özel notlar geldi. Oğlumun yaptığı resimler geldi. Arada yayını karıştırdığı yetmiyormuş gibi. Efendim yayını karıştırdığı yetmiyor gibi. Ha gördüğünüz gibi şimdi resimler yapmış. Ama uslu durduğu için ona kocaman bir alkış gönderiyorum. Aferin oğluma. Bizi zor. Hocam, Salih bastı stüdyoyu. Nerede nerede derken siz ne yaptınız, ne ettiniz, yemeğimize durum nedir? Gel Salih, gel. Aferin, sessiz durdu. Annesi de geldi stüdyomuza. Senin karnın acıktı mı? He? Ne yemek istiyorsun şimdi? Ne yiyelim? Bilmiyorum ki. Güzel bir şöyle... Süleymancığım. Efendim hocam. Kuzu olabilir. Kuzu eti olur mu? Kuzu eti olabilir. Olabilir. Başka ne yemek istersin? Gerçekten mis gibi bir koku tamam. Geliyor. Size geliyor mu? Biz görüntüyü, sesi ve kokuyu birlikte gönderiyoruz. Hocam buyurun sözü size bırakıyoruz hocam. Evet fırından ustamız. Evet. Evet.
Tekrar Haz Bahçe'de güzel bir menümüz var. Spesiyalimiz var. Mis gibi kokuyor ve buharıyla beraber, evet, ustama da yardım ediyorum. Evet, evet sevgili seyirciler, Süleymancığım, bakar mısın? Bakar mısın? Evet, nasıl görünüyor Süleymancığım? Oo. Evet, tekrar Murat Bey. Vallahi güzel güzel koku geliyor. Evet hocam. Biraz evet. Da biz günaha giriyoruz. Evet, stüdyodakilerin de canı çekti şu an. Stüdyodakilerin canı çekti de. İnsanların da. Ekranları başında izleyen KonTV izleyicileri. Çok günaha giriyoruz. Allah bizi affetsin efendim. Haklarını helal etsinler diyelim hocam. Şimdi ama yakınız hocam. Eskisi gibi değil. İmkanlar iyi. Evet, ulaşım imkanları çok güzel. Yani Hazbahçe'de fiyatlar da uygundur. Her dileyen çok değişik gelir düzeylerine sahip insanlar bile buraya gelip bunu tadabilirler. Tatmalarını istiyoruz biz elbette bir işletmeci olarak. Tabii. Onlara hizmet etmekten de büyük onur duyuyoruz. Peki turizmciler geliyor mu? Tabii Antalya çevre yolu üzerinde. Elbette, elbette. Aileler boyunda çok müşterilerimiz var. Böyle toplu turistik araç, turizm şirketleri değil ama bireysel insanlar. Ailesiyle tatile geliyor. Giden Antalya'ya tatil yapmaya bu giden. Bu bölgeyi ve yerinizi bilen insanlar buraya geliyor. Evet. Dışarıdan çok müşterimiz var. Hızlı trenden sonra, hızlı tren olayından peki, sonra. Peki bu da bir turizm hareketi. Müthiş katkısı bir hareket. Oldu? Şimdi de bugün de Sayın Başbakanımızın katkılarıyla Eskişehir Konya 1 saat 45 dakika. Evet, çok Allah'ın büyük lütfu diyelim. İdarecilerimizin de gerçekten büyük gayretleri sonucunda. Şehirler artık birbirlerine çok yakın, ayrı semtlermiş gibi olmaya başladı. Şimdi Sayın Başbakanımız dedi ki 3 başkent birbirine bağlandı. Çok doğru. Çok değil doğru. Mi efendim? Tabii tabii. Konya'mız gerçekten Ankara-Eskişehir arası çok kısa mesafeler zaman sürecinde gidip gelinebiliyor artık. Ve Ankara-Konya arasındaki hızlı trenin gerçekten Konya'ya çok büyük katkısı oldu. Şimdi bir de Eskişehir'in katkısı girecek buraya. İnşallah, tabii buradan inşallah. Da Eskişehir'e katkı i̇nşallah. Girecek. Elbette, elbette. Bizim Konyalı insanlarımız da Eskişehir'e, Ankara'ya bundan sonra daha sık gidip gelebilecekler. Daha rahat gidip gelebilecekler. Günübirlik turistik seyahatler olabilecek. İnsanlar artık inanır mısınız? Yemek yemeye Konya'ya geliyor bir Ankaralı. Kahvaltı yapmaya. Siz tabii sektörün içindesiniz. Evet, evet. Çok enteresan şeyler. Her pazar 3-4 aile Ankara'dan bize geliyor. Bize 3-4 aile geliyorsa Mevlana civarındaki turistik mekanlara zannediyorum en az 15-20 katı gidiyordur. Çünkü bizler uzağız şehir merkezine. Yalnız bizim Konya'nın şanssızlığı Akdeniz'den gelen direkt geçiyor Kapadokya. Kapadokya'dan gelen de direkt Akdeniz'e geçiyor. Bizim geçiş noktası ama ikamet noktası değil. Yani evet. Çok fazla transit geçiş. Burada transit geçiş yapıyor. Evet. Evet. Efendim ben bir de ustacığım neler söylersiniz? Güzel kokuyor vallahi bu. Yenmez bu yemek. Ne yapalım bunu biz? Bunu size ikram ederim. Efendim ben paket yapıp stüdyodaki misafirlerimize büyük üstadımız Ahmet Özdemir Beyefendi'ye, Mustafa Bey'e ve Süleyman Bey'e evet. Bugün. Evet. Süleymancığım da bizi dinliyor musun? Dinliyoruz hocam, dinliyoruz. Evet. Tabii bana ustalarım diyor ki tadına bak. Benim boğazımdan geçmeyecek. Çok açıkça konuşuyorum. Gönlüm bunu tüm seyircilerime dağıtmak ister ama onlar adına da tatmayacağım. Ben bunu stüdyoya hemen göndereceğim. Stüdyoda bu daha anlamlı olur. Değil daha mi? Güzel olur. Daha evet, güzel evet, olur. Evet. Dostlarla birlikte daha anlamlı olur. Bir de paylaşmak çok evet, hoş evet. Değil mi? Bizim kültürümüze en uygun olanı paylaşmaktır. Bencillik yoktur bizde. Değil mi efendim? Tabii. Sevinçler paylaşıldıkça artar, evet. Kederler paylaşıldıkça azal. Ortadan kalkar. Evet, evet, evet. Peki efendim. İnşallah. Ben sözü uzatmıyorum. Sözü sanat diyoruz. Sözü Süleyman'a ve Ahmet abimize, sanatçı konuğumuza bırakıyoruz. Bu gördüğünüz spasiyalle hemen ustamız ve işletmemiz birlikte, işletmeciyle birlikte stüdyoya baskına geliyoruz. Süleymancığım hazır olun. Baskın az sonra gerçekleşecek. Sevgili seyirciler bizden ayrılmayın efendim. Harika görünüyor. Yönetmenim gir bakalım, gir biraz daha. Bu özel yemeği bekliyoruz. Spesiyal diye. Ne olduğunu heyecanla bekliyoruz. Daha iyi gösteririz. İbrahim sen iyi gösterirsin onu ha. He?
Özel görünür, gayet güzel olur. Sevgili seyircilerimiz, Gonya Magazin devam ediyor. Geleceğin program yapımcısı yerini aldı. Evet, Salih. Ne yapıyorsun sen orada? Ha? Ne yapıyorsun burada? Oyun oynuyorum. Ya oyun oynanır mı? Yama. Sen oyunu çok mu seviyorsun? Bakın şu anda oynadığı oyunu göster. Şimdi buraya oturdu Ahmet abi masaya. Bak hemen oyunu açmış hemen. Hop. Uyuyacak şimdi artık değil mi? Sessiz durduğu için o kocaman alkış hak etti. Ekrana da çıktı. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, menümüz geliyor İbrahim'ciğim. Oraya hazırlık yaparken Hakan abi yine bir dinleyelim bir eser daha o güzel sesinden. Sözü sana bırakıyoruz. Buyurun. Sevgili seyircilerimiz devam edelim. Şimdi paylaşımlar var yine. Mesut abi çok olmuş ya. Fotoğraf gönderen Twitter'dan aktaralım mı? Efendim şimdi şu anda nerede nasıl izliyorsunuz demiştik. Hemen bu fotoğraflara bakalım. Efendim Kon TV İzmir Konyalılar birinci pilav şenliği fotoğrafları. Efendim gayet güzel. Geçen hafta duyurmuştuk. Büyük bir katılım olmuş İzmir'deki Konyalılara. Tekrar selam olsun. Tebrik ediyoruz. İsmail Soy'dan böyle bir fotoğraf. Şu andaki fotoğraflar. Bunu diyelim. Şu anda ne yapıyorsunuz arkadaşlar?
Şu anda ne yaptığınızı istiyorum. Yine Rıza Konyalı abi maşallah, Allah sağlık sıhhat versin. Çok formda görünüyor bu fotoğrafta da. Yayın dairesi, vay şok oldum. Şimdi yayın dairesini de sevgili Mesut abim paylaşmış. İşte Gökçe, Yüksel arkadaşımız, Fatih arkadaşımız. Rahim abi kapatmasın Fatih abi. Şişmanlıktan ekrana sığmasın. Ulan oğlum ne yapacaksınız ya. Efendim SMS'leriniz de geldi. Şimdi bu silleyi ben bayağı bir çok özel olduğunu söylemiştim. Yine söyleyelim sevgili seyirciler. Silleyi mutlaka gezin. Hakikaten çok yoğun çalışmalar oluyor. Efendim Selçuklu Belediye'miz orayı güzelleştirme adına yıllardır çok güzel hizmetler yaptı. Artarak da devam ediyor. Efendim AEP, ya Aile Eğitim Programı seminerine katılan eğitimci arkadaşlarımızla gezimiz vardı. Oradan ikinci bölümle devam edelim. Ekranlarınıza geliyor efendim. Sevgili seyircilerimiz, tarihi Silli'deyiz. Siz de Silli'yi mutlaka gezin diyoruz. Bu güzellikler sizleri cezbediyor. Hemen şimdi gezelim. Peki ne yapıyoruz? Sevgili seyircilerimiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü'nün bir programı şu anda söz konusu. Aile Eğitim Programı eğitimci arkadaşlarımız kendini bir alkışlayabilir mi eğitimci arkadaşlarımız? Arkada görüyorsunuz Selçuklu Belediyesi Şehrimi Tanıyorum projesi kapsamında biz de aile eğitimcileri olarak ne yapalım dedik? Bir gezelim dedik ve Polat Bey ile birazdan görüşeceğim. Burada güzel, hoş bir hava. Bu mevsimde bu hava çok güzel. Çaylar içiliyor, geleceğim. Şimdi bu tarafa doğru gidelim. Sevgili seyircilerimiz önce hukuk dalına gidelim. Hukuk dalında sürprizi veriyorum. Sen şöyle geçebilirsin Seyhan. Evet, birincimize bir alkış verebilir miyiz birincimize? Hukuk dalında birincimize. Aile eğitim programında efendim 4 günlük yoğun bir eğitim aldık ve eğitimci statüsü kazandık. İnşallah halkımıza da faydalı oluruz. Tabii sonuç olarak sertifika aldığımız için sınava girdik. Süheyla Hanım avukatlar dalında da birinci olduğunu söyleyelim. Tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel hizmetlerde kullanacağız. İnşallah. Sağ olun. Eğitimi. Şimdi de Silli'yi geziyoruz. Neler demek istersin Süheyla Hanım? Çok güzel. Bir kere böyle bir grupla tanışmış olmak benim için muhteşem. Buna vesile olan başta Polat Bey, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten eğitimin amacı da yerine ulaşacak diye düşünüyorum. Her şey güzel. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgili seyircilerimiz, hukuk dalında 5 arkadaşımız vardı. Efendim aile eğitimi noktasında sağlık, iktisat, hukuk değil mi hocam? Bu branşlarda 5 arkadaşımız seçildi ve burada da devam edelim. Efendim sizi de tanıtalım. Sizin bölüm neydi? Rapper öğretmenim. Rapper öğretmenisiniz. Fen Lisesi'nde, Konya Fen Lisesi. Fen Lisesi'nde rapper öğretmenim. Çok doyurucu, çok güzel, keyifli bir programdı. Bugün de birbirimizi çok sevdik. O yüzden bir araya gelelim, tekrar kahvaltı ettik. Çok güzel bir organizasyon. Eğitim olarak içerik çok dolu dolu bir eğitim. Katılımcı her arkadaşa ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel. Umarım halkımızda çok verimli olacağız. Çok güzel bir eğitim sürecinden geçtik. İnşallah onlara katkılar sağlayacağız. Teşekkür ya, ediyorum. 4 gün inanılmaz bir şey oldu ya. Yani böyle o kadar kaynaş olur, o kadar arkadaşlıklar mı kurulur? Çok evet. Değerli hocamlar var. Şimdi ilerleyen dakikalarda Silli'mizi gezeceğiz. Buradaki tarihi güzellikleri. Bölüm bölüm röportajlarımız devam edecek. Hemen sizi tanıtalım. Sonra bir ara verelim. Çaylar soğuyor. Evet. Ben Ali Şeker. Meram Belediyesi'nde psikolojik danışmanım. Psikolojik destek ve aile danışma merkezinin de sorumluluğunu yapıyorum. Böyle bir grupla tanışmaktan son derece mutluyum. Güzel bir ortam, güzel bir hava. Böyle. Evet. Sevgili seyircilerimiz, hani bizim puanı merak edecek olursanız biz medya dalında eşim ben, Yaşar Bey nerede? Yaşar Bey de orada oturuyor. Yine Selçuklu Belediyesi'nden bir arkadaşımızla birlikte medya alanında bu programa katıldık. Allah'a şükür sertifikaları aldık. İnşallah güzel hizmetli olacak. Eşimle aynı puanı almışız. Nasıl olduğunu şaşırdım. Yani ben daha iyi yapmıştım. Siz ben ne yaptın? Hayırdır ya? Aslında işin garibi biz arkalarına oturduğumuz arkadaşlarla aramızda puan farkımız var. Biz kaydırdık bence. Evet, öyle bir şey oldu bence yani. Kaydırdık. Birinci olmamız bizdik. Son derece güzel programdı. Çaydım, gelmedim benim çay. Ama önemli olan amaç çok güzel bir şeye hizmet edeceğiz. Yani İnşallah. Puanlar tabii ki önemli değil. Önemli olan güzel hizmetlerde bulunacağımız olmamız. Bu arada ekip süper. Silli bambaşka zaten. Evet, her zaman güzel bir program. Zaten. Evet. Efendim devam edeceğiz. Sevgili seyircilerimiz, aile eğitim programları eğitimciler olarak Silli gezimiz devam edecek şimdi. İkinci bir tura başlayacağız. Hafif yağmur başladı, onu söyleyelim. Arkadaşlar her zaman söylüyorum, çok yoğun çaba sarf eden bir araya gelmemizde Polat Deveci Bey'e güçlü bir alkış rica ediyorum. Alkışı her zaman severim ben. Formatör şimdi Polat Bey'le. Polat Bey, nedir bu program? Şimdi halkımıza ne gibi hizmetler olacak? Kısaca bir toparlayabilir miyiz?
Bu program bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın geliştirmiş olduğu bir program. Evet. 5 alandan oluşmakta. Aile eğitimi ve iletişimi, sağlık, hukuk, medya, iktisat alanlarında oluşmakta. Evet. Bu alanlardan biz Konya'da pilot bölge seçildik bakanlık tarafından. Bu alanda biz toplam 39 tane eğiticilerimizi eğittik. Evet. Bu eğiticilerimiz halka yönelik olarak kendi alanlarında eğitimler verecekler. Evet. Bu özet bu. Özet bu. Yani evet. Bunu isteyen kurumlar olabilir, özel işletmeler olabilir, kişiler olabilir. Biz açabiliriz. Gök gürül dedi. Bayağı da iyi gürül dedi. Evet, dolayısıyla efendim inşallah bu konuda ihtiyacı olanlar da bizimle bağlantıya geçebilir. Polat Bey'le bağlantıya geçebilir. İl Müdürlüğümüzde kendisi. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi de bir araya getirdiniz yine. Bu da bizim burada eğitim almış arkadaşlarımıza bir sosyal birlikteliği sağlamak, kaynaşmak amacıyla yapmış olduğumuz program. Katılan arkadaşlarımıza ben burada huzurunuza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Konya aileleri sizlere muhtaç diyorum. Bu eğitimlere aç diyorum. Hepsi sizi bekliyor. Huzurunuza ben sizi alkışlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim devam ediyoruz yağmur altında Sille gezimize. Seyircilerim son derece medyatik bir kedi. İnanılmaz. Burada bütün flaşlar patlıyor. Hiç umurunda değil. Hatta poz bile veriyor bu kedi. İran kedisi bu. Tabii hafif böyle bir kırkılmış falan böyle. Kafası doğru. Doğru gitme canım. Çok narin. Ben başta oyuncak zannettim bunu Seyhan. Valla oyuncak falan zannettim. Şunu görür müsünüz? Evet. Reha Bilir Sanat Galerisi'nde Sille'de siz de hem galeriyi gezip görebilirsiniz yani değil mi Yaşar Bey? İran devriminden sonra bu hale gelmiş. Adana'ya sevgiler, saygılar gönderiyorum. Kendi bestem olan bir Adana türküsünü sizlere takdim etmek istiyorum. Ve aynı zamanda Fahri'nin asker arkadaşı İsmail'e de gönderiyorum. Kendi bestem. Saat yanında ben yarimi görmüştüm. Küçük saat yanında yaylaları bürüce gitsin. Bir yarim var küçücek. Gel bana sen güzelim. Ömrüm öyle mi geçer? Adana'nın dağları
Güzel. Şimdi mesajlara devam edelim. Bugün sadece SMS'leri okuyacağız demiştik. 55'ten yukarı doğru devam edeceğim. İnşallah yetiştiririz. Efendim Hoşmerim'e davet. Ben Başarak Havak'tan Karaniyaz'ın oğlu Semerci'nin damadıyım. Ben onu bilirim. Yaylasına gittim. Ketenli'ye. Ketenlik yaylama davet ediyorum. Aslan Mustafa'mı çalın diyor. Ne bu? Ne yaylası o? Ketenlik yaylası var. O zaman Başaranın. Bizi davet ediyor o zaman. Onun beraber. Adı Hacçe, bakışları sertçe. Abo. Ya. Semerci rahmetlik Hacca gitti. Çocukları var şimdi, oturuyor orada. Bir zaman kahve çalıştırıyorlardı onlar da. Evet. Ben bir zaman gitmiştim oraya. Bir Hoşmerim yaptılar. Hoşmerimi buradan at, öbür tarafta tut. Tövbeler olsun. Koskoca kapkatı bir Hoşmerim olmuş. Ama öyle Hoşmerim yaparlarsa gitmeyiz tabii. Kaymaktan yaparlarsa gideriz. Ya Hoşmerim'in de kayma. Tabii, efendim telefon hatlarınız çok dolu, bir türlü ulaşamıyoruz diye mesaj var. Arkadaşlarımız ilgileniyorlar. Yoğun olduğunu biliyoruz telefon hatlarımızı. İnşallah şanslı dinleyicilerimizin arasına girebilirsiniz. Devam edelim. Sevgili Hasan dayı başmış. Sıradaki parti tüm Karaağlı hemşehrilerime, TMO Konya Şube Müdürlüğü personellerine armağan olsun. Ahmet Bey'e ve Hakan Bey'e selamlar demiş. Bugünkü konuğumuz Hasan abi. Hakan abimiz inşallah yine birazdan güzel eserler bizle paylaşacak. Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Şubesi'nde görev yapıyorlar. Memur kendisi diyelim. Ben Muhsin Şampiyon Karapınar Belediyespor için istiyorum demiş. Öyle İnşallah. Mi? İyi gelişmiş yayınlar. Mi Karapınar? Vallahi öyle mesaj geldi. Vallahi ben bir zaman gittim de hiç topu animasını bilmiyorlardı. Ben hanım aldım 50 yıllık oldu ya. Dursun. Topu iyi oynayabilirlerse bilmem yani. İyi yayınlar. Konya Karatay'dan Muzaffer ve İbrahim iyi yayınlar demiş. YGS sınavına girecek gençlerimize abi, başarılar. Allah yollarını açık etsin. Uğur Dişçi. Sen vereyim mi? İyi yayınlar. Ben Akşehir'den Tosun Ahmet A'dan hocamın evlerini istiyorum demiş. Ha. Ali Aksu Küçük'ten görmedim ana kucağı Aksu ailesine Isparta'dan yolluyorum demiş. Ulan ne yapacaksın ananın kucağını? Kocaman oldun gari. Bebekliğin bitti. Hayırlı ve bereketli yayınlar. Ben Ankara'dan Sibel Solmaz. Sıradaki eser
Hedef Radyosu çalışanlarına, aileme, Kırşehirlilere ve siz gönül dostlarına gelsin demiş. Tamam. Selam olsun efendim. Biz de teşekkür ediyoruz Hedef Radyosu'na. Çok güzel bir jenerikleri vardı onların. Böyle bir ok sesi. Yani hakikaten hoş oldu bu mesajda. Teşekkür ediyoruz. Seydişehir Esen Kıraathanesi'nden herkese mutlu akşamlar. Ve Gonya Magazin programına selamlar. Ahmet Özdemir hocamdan Ayşeler Metin Olur şarkısını istiyoruz demiş. Olur da yalnız onlar kahvede devamlı şekilde oyun oynarsa ben onlara çalmam. Adam gibi dinlenirse düşünürüz. Yaparlar yaparlar. Oyunlar azaldı artık kahvelerde. Yok. Muhabbet var. Ben Hadim'den Nermin kendim ettim kendim buldum türküsünü istiyorum demiş. Onu arkadaşım Hakan okusun. Bakalım. Kendim buldum. İyi yayınlar. Ben Malatya'dan Mehmet Emin Kutlu Nursa'nın türküsü olan Gül Umut tüm Malatyalılara gelsin demiş. He. Efendim yayınladık bu haftalık Malatya türküsünü. İnşallah önümüzdeki hafta. Okudum. Dağları okudum ya. Abi ben Konyaeli'den Murat Dalkıran, kardeşim Tayyar'la öğrenci evinden sizleri izliyoruz. Ahmet Özdemir'den Yeşilbaşı Güvelör'de istiyoruz demiş. Selamlar, hayırlı yayınlar dilerim. Kocaeli Karamürsel'den Adem Hoca demiş. Teşekkür ederiz. İkinci mesaj olarak gelmiş. İyi akşamlar, ben Antalya'dan Zeynep Cesur. Akşehir'deki teyzelerime Ahmet amcamdan çifte evlilik parodisini istiyorum. Şimdiden teşekkürler, hayırlı akşamlar. Çalarsanız seviniriz demiş. İki mesaj olarak gelmiş demiştik. 71'e geldim arkadaşlar. Birazdan Anadolu'da düğünün birinci kısmını alacağız. Onu söyleyelim. Bu mesaj başka kardeş oku lütfen. Bursa'dan Yelbeyi Köyü Bozkırlar sizi izliyoruz. Ahmet Dayı'dan Meren Bağları lütfen Süleyman kardeş demiş. Efendim, bütün eserler bütün seyircilerimiz için geliyor. Siz ayrıcalıklısınız. Çünkü Puan TV'desiniz. Gonya Magazini izliyorsunuz. Her mesajını inşallah okuyacağız efendim. Geldik 72. mesajımıza. Selam Süleyman abi, ben Altınekin Akköy'den Muhammed Göçtü. Hakan Bey'den Aslı Gurbet Harap Etti Köyümü parçasını tüm Göçtü ailesi için istiyoruz demiş. Tamam. İyi akşamlar, ben Ankara'dan Erkan. Babam Cefa Dört Yol için Uçun Turnalar Bizim Ellere parçasını istiyoruz. Ahmet abiden yayınlar. Peki 73'te kaldığımı söyleyeyim arkadaşlar. Ancak bu kadar hızlı gidebiliyorum. Bugün sadece SMS'leri okuyoruz. Arkadaşlar. Evet, parodiyi anons ettim zaten hazırsa. Şu an hazır mı Fatih'im? Harikasın. Efendim Ahmet abi, kaç yılıydı o Anadolu düğünü? Önce bir ön bilgi vallahi alalım. Bu Anadolu düğününü ben kendi köyümüzde yaptım. Evet. Sonra da kasete bir Mehmet Ali Yılmaz diye bir arkadaşım vardı, Bozkırlı. Evet. Onun teybine de kaydettim. Sonra da baktım halk beğenince bunu bandrollü olarak piyasaya sürdüm. O zaman dinleyelim, buyurun. Ya ayaklarım romatizmaya tutuldu. Her tarafım kırılıp gider. Oğlan maşallah kelli fullu oldu. Tepeler olsun ya Rabbi. Dün pazara gittim, bir gömlek aldım. Ulan avrat, Allah Allah. Yine başıma iş çıkaracaksın ulan. Ne vuracaksın şu kadar şeyi evlendirip de? Sorma sorma. Mıymıntının İraz'ın oğlu evlenince oğlan içcik yüzünü eğri gördü. Canım ne diyeceksin de ulan işin içine iş karıştırın, anladın mı? Ne vereceğiz şimdiden everip de? Anladın mı? Eskerliğini bitirsin, mesleğini öğrensin, zeniatını öğrensin, karnını doyursun, ufacık şeyini vereceksin evlendirip de. Senin toprakların daha öyle 10 tane oğluna ihtiyaç. Bak hele, ben evereceğim. Belki ondan sonra muradını görürüm, belki göremem. Ondan sonra tosun oğlumu evereceğim. Evereceğim aslan oğlumu. Anne. Ne dedik lan? Kızım biz ondan sonra azlık karışacağız. Bugün tavuk falan keseceğiz. Benim şansıma da su böreği çıktı. Ana ne zaman büyüdü de öğürlerinin içine karıştı. Bak şuna bak, maşallah maşallah. Kavaslar gibi. Delme gözlü kuzum, delme gözlü omarım benim. Hele şuna, hele hele hele, maşallah sallanışınadır. Bak şunun selviler gibi.
Ulen şımartacan ulen, şımartacan ulen. Nere şımartmayayım, şunu bir gör, ya. Ya ya, biz de delikanlıyken aynı bunlar gibiydik. İhtiyarlık seke 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 geldi özeğimize, çöktü. Bundan sonra gayrı hayırlısı. Kimi alacaksın ya? İççik. Şiyin. Hacı Sülman'ın şerifinin, şerifin kızı İrazi'nin iççik dillenmişler. Dime lan. Ya. Onu alacağım ama anasına söylemeyeceğim. Eğer anasına söylesem avrat ondan sonra çocuğu mağdur eder. Ne zaman anlaşıyormuşlar? Ana sorma, arpa tarlasına götürdüydüm. Ondan sonra arpa yolsunlar diye. Arabanın altında konuşmuşlar, ihbab olmuşlar. İççik oğlanın gözlerini beğenmedim ondan sonra. ben besileri falan alayım mı öylesi? Al ya. Zamah da yapacağız. Allah'a seversen. Şu zamah dinen şeyi hadi yapmasanız. Ha şu rakı dinen şeyi içmeseniz ne olacak ki? Koca koca oldunuz. Öğürleriniz hacıya gitti. Çeceğim avrat, çeceğim, çeceğim. O gün hem fitil gibi olacağım. Ana. Müstekinin veli de ondan sonra senin gibi içti içti de. Köşelerde öldü gitti. Ne de cengülün velisini canım. Ben o gün içeceğim lafa bakma sen, anladın mı? Anne. Ne dedin lan? Börek. Kızardı kuzum, kızardı. Aliye. Ne dedin anne? Hadi kuzum böreğini kızardı oğlum şu delikanlının da aman bir keyfi bilen gitsin. Duyuşuma seni evleneceğim misin lan? Vallahi öyle olacak oğlum. Hem de didiğimi alacaklar. Yapma lan. Vallahi billahi didiğimi alacaklar. Anladın mı? Annem gözlerimizden ağladı o gün ondan sonra. Gözünün kıyısından yavaş yavaş bakıvurdu. Dime lan. Vallahi billahi öğür, anladın mı? Sülman, hadi bakalım bir düğünün olacağımış gari, bize bir lokum yedirt. Naci abi. Buyur. Aga bir 3 kilo bir lokum yedirt, arkadaşlar hadi dağıdalım gari, azar biz de delikanlı olduk. Vay gidi vay, vay gidi vay lan. Nasıl ettin be bu işi korurdun yine? Yine dalgan kıyak yine. Hele gidiye hele. Ay doğdu batmadı mı, ele göz yatmadı mı diye çağıra çağıra türküyü falan, anladın mı? Duyurdun yine. Canım ağladım. Halden anla ya, anla. Ben senden öyle mi istedim ya? Lokum bir ele bir ya. Bir ele Allah aşkına da arkadaşlarım izin ya. Oğlan yine geç geldi eve ama. Canım Hazar, öğürleriyle, akranlarıyla oturdular ya. Ne diyorsun öyle avrat ya? Hay herif, hiç unutmam. İkimiz nişanlılıyken sen bana bastırık seksinde, ben yatırken bana bir kesek at dedin. Ondan sonra hacemliği görünce usulca oradan tüydüm. Nere tüymeyeceğim lan koca konduralı ki dağınadım, tepemi kırayardı ya. Gücün kaçtım oradan. Ya ya, ben bir dümür gideyim. Ne yapacağım dümür gidip de lan abla? Yine kafam taktın. Vallahi vereceğim her. Evereceğim. Aklıma taktı. Evereceğim. Hayırlısıyla ondan sonra lafı bitsin bunun. Ondan sonra yarın bir akla hayra şere girer. Ulan avrat, geçen ben çarşıya giderken anladın mı bana bir beyaz göynek getir dedi. Bir de ondan sonra kravata getir. Ne vereceğim oğlum dedin de biz delikanlı değil miyiz diye. Ha hay herif. Senin eskisi gibi deppi şalvarına ondan sonra salta giymeyine falan vakit geçirdik. Kimçi ki delikanlılar nereni öğrendi? Neler öğrendi? Bir camamı öğrenmediler. Ondan sonra pantolon dinen bir şey çıktı. Onu mu öğrenmediler? Giyim mi öğrenmediler? Bizim zamanımızda ondan sonra ben sıkma giyerdim. Kimçi ki kızlar ondan sonra o naylon bluzları falan bir giyerler. Aman bir görsek. Çivi gibi çıkarlar nişanlara filan. Biz ondan sonra koyun sağacağız diye, ondan sonra makine çekeceğiz diye her tarafımız kırılır yarılırdı da hiçbir şey olamaz. Himçikiler ondan sonra bildiğin gibi filan değil. Eteş parçası vurgun İngilizce. Lep dedin mi lep lep yağlardı. Anamız bizi töbe konuşturmazdı. Saçımızı yolarımızdı. Gürültü yapman büyüklerin yanında konuşulmaz. Himçikiler kendi pazarlığını kendileri de yaparlar. Aman bir gör. Gördün gördün deyip yivirirler. Gözlerini süzürürler. Aman batma yazıcılar bildiğin gibi falan diye. Ben bir dümür gideyim bakayım bir. Şey ne olur bu birinci bölüm daha. Buradan... Nasıl? Evet. Ben bunu kayıt yaptım.
montajını, efeğini, sesini, halasını, teyzesini, yani bir kişi 1000 kişi oldu orada. Harikulade. Tabii yani. İbrahim diyor ki buna inşallah klip yapalım böyle hani çok daha güzel olur. Yapalım İbrahim'ciğim. Sevgili seyirciler devam edeceğiz. Yemeğimiz geldi. Yemeğimiz geliyor. Alkışlar. Allah yangın çıktı. Gel abi gir diyor bu. Canlı yayın. Lütfen buyurun. Canlı yayın ortamı bu. Koy ateşi yangını. Allah yangın çıktı sürüyor da. Koyun efendim rahat ol. Oh. İyi yayınlar. Lütfen şöyle buyurun mikrofonu. Ne yaptık yönetmenim? Çok teşekkür ediyorum. Buharlar te bana geliyor ya. Buharı efendim, lütfen, efendim hoş geldiniz canlı yayınımıza. İyi yayınlar, iyi geceler. Şimdi ekrandan yeni açan seyircilerimiz olabilir. Stüdyoyu da müthiş bir kokuyla geldi. Hakikaten Melih Bayram hocamın dediği kadar var. Efendim bir tekrar tanıyabilir miyiz sizi? İsmim Murat. Hazbahçe evet. Restoran'ın işletmecisiyim. Ne güzel. Uzun yıllardır Konya'da turizm sektöründe hizmet vermekteyiz. Ayrıca burada olmaktan ve büyük üstadımızın yanında aynı programda olmaktan da gurur duyuyoruz. Biz böyleyiz Hakan. İyi yayınlar diliyorum. Efendim tekrar var. Özetleyebilir miyiz? Ha şöyle yukarıdan bir gösterelim. Gel biraz daha istersen aman Allah'ım. Bu neler var içinde? Bu spesiyal ne oluyor efendim? Bunun içerisinde kırmızı et, hı-hı, beyaz et ama kırmızı eti özellikle kuzu eti. Evet. Kuzu etinden olması lazım. Evet. Ve kültür mantarından oluşan bir kombinasyon. Mantarı, kırmızı eti ve beyaz eti öncelikle tavada tereyağında güzelce pişiriyoruz. Kiremitte kaşarlı spesiyal. Ha tamam. Kiremitte. Kiremitte olması. Ben seride yiymiştim de. Konya'da mı gelmiş o? Evet. Hem de neleri var neleri. Fırına da attınız bir de ya. Evet evet fırında. Kaşarını fırında eritiyoruz. Oo. Bir sesini gitmeden. Ya öyle güzel teknikleri buluyorsunuz ki. Yönetmenim gidiyor mu ses? Gidiyordur yani. Ben böyle anlamam arkadaşım. Beni arabanından alacaksın. Evet. Yanında da kız aralayacaksın. Bana ikram edeceksin. Ooo. Böyle fındık kabuğuyla maymun aldatılmaz. Siz kusura serisi bir tane bir tadımlık alır mısınız? Siz serisi iyi yaparsınız. Ben de bunu Ahmet abimize vereyim. O neymiş ya? Bu müthiş bir karışım. Ama çok sıcaktır değil mi? Tabii çok sıcak. Yemem ben onu. Ben şimdi biraz üflemeyin soğuk diyorlar. Niye üflemeyin diyorlar? Şimdi nefesiniz karbon monoksit olarak temiz hava içeri giriyor. Sonra üflediğiniz zaman karbon monoksit çıkıyor. Dolayısıyla üflememek gerekiyor. Bu sünnettir zaten de. Karşıya mı gösterelim? Gel. Tabii. Şimdi ben genelde şöyle biraz sallarım. Soğusun diye. Sen bana göster. Gel İbrahim'im. Azıcık. Bu şansıma beyaz et ve domates çıktı. Heh, bu benim nasibim. Evet. Ama hala üzerindeki bu şeyler, özellikle peynirimiz. Heh. Üstadımıza kırmızı et. Çok, hiç sevmez. Hiç sevmez. Sana evet, özel olsun diye et getiriyor, kırmızı et de. Hı. Yo, Ahmet abi böyle hafif şeyleri sever ben bu saatte. Sağ ol. Efendim? Ya dur arkadaşlar, şöyle bir soğumuştur. Aslanım. Mesaj atmıştı yetiştirdiğimiz Aslanım. Yani Salih yemesin bu saatte falan diye. Ben hepiniz gerçekten. Evet ben onu birazdan ikram edeceğim. Harikulade. Ustamız hemen size tanıtalım canlı yayınımızda. Çünkü şu anda bu saat itibariyle kaç oldu? 12'ye mi geldi saat? Tamam en zirve yaptığımız dakikalar şu an. Goya Magazin programında herkesin bize kilitlendiği, reytinglerin alt üst olduğu dakikalar. Sizi tekrar tanıtalım. İsmim Muammer. Hazbahçe'nin aşçılık yapmaktayım. Kaç yıl oldu abi? Bu meslekte? Meslekte 20 yıl. 20 yıl. Vay anasını ya. 20 yıl dile kolay ya İbrahim'im. Senin kaç yıl oldu? 17. Bak 3 yılda hemen fark atmış. Ha? 17. Kolay değil ama size sormak lazım. 17 yıl nasıl geçti? 20 yıl nasıl geçti? Ha? Ya. Harikasın. Harikasın. Süpersin. Ustam ben sana ikram edeyim bunu. Kendi yaptığın eserin şeyini sen yap. Ha? Ya müthiş bir şey. Harika bir lezzet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz Gonya Magazin'de böyle değişik lezzetleri de yayınlayalım istiyoruz ki bu amacına ulaştı. Hakikaten Konya lezzet durakları programımızın önüne geçti. Ya yani herkes kimi Ahmet amca için izliyor, kimi bugün ne yemeği yapacaklar diye izliyor. Bugün hangi, nerede, nasıl bir yemek yiyeceğiz ve bu yemekleri izleyince yarın piknik planları yapılıyor. Yani inanılmaz çocuklar bastırıyorlar hadi piknik pikniğe gidiliyor, yerlere gidiliyor, yeniyor. Efendim? Buraya bakacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Seyircilerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Bu sektör zor bir sektör. Elbette zevkli bir sektör. Ama siz tutturdunuz. Yani şöyle, işini sağlam, iyi yapan tutturuyor. Elbette. Büyük yatırım yapıyor, işte mekanını güzelleştiriyor, 300-400 milyar masraf yapıyor, gidiyor. Hile ama girmezse iş olur ya. İşi sağlam yapacak, güzel yapacak. Seven yapsın. Ha. Seven yapsın. Evet. Başka hiçbir şey. Seyircilerimize özel bir mesaj alalım abi yine sizden. Seyircilerimize... Şu kameraya, evet abi. Çanakkale Zaferi'ni kutladığımız bu önemli günlerde hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür sağlıklı ederiz. Geceler diliyorum. Bizleri izledikleri için de ayrı ayrı herkese teşekkür ediyorum. Ustam yine bunu dış bölüme doğru alabilir. Orada ekip de merakla, heyecanla bekliyor. Mevlüt Hocam özellikle size gönderdi. Ben aldım tadına. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Harikuladeydi. Biz memnun olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ustam da götürüyor. Reklama mı gideceksiniz arkadaşlar? Evet. Çok... Reklamlar, reklamlar. Hadi hep beraber kebaba. Hadi reklama gidin siz, biz kebaba gidelim. Hadi abi gel. Aslan Mustafa aman. Bozkır dedikleri anam anam, küçük kasaba bir tanem anam. Sevilen güzeller anam anam, gelmese sabah bir tanem aman. Amanın gel gel garip başlı yarim, vay vay. Haydi gel gel aslan Mustafa aman. Aman gel gel garip başlı yarim, vay vay. Aman gel gel aslan Mustafa aman. Evet sevgili Hakan Aras abi, çok teşekkür ederim. Hemen SMS'lere döneceğim arkadaşlar. Çünkü yine yoğun bir şekilde SMS'ler var. Bugün sadece efendim cep telefonlarını gönderdiniz. SMS'leri okuyacağız. Twitter ve Facebook mesajlarınıza vakit kalmıyor. Sadece şu anda bulunduğunuz aile ortamını fotoğraf olarak gönderirseniz Twitter, yan çizgi, kon.tv, Twitter'dan sonra Facebook'tan kullanıyorsanız Facebook'a da vakit kalmayabilir. Yani aile olarak çektiğiniz fotoğrafları gönderirseniz onları yayınlayabiliriz. Kaldığımız yerden devam edelim. Ben Ali Taner, Ahmet amcandan Pınarbaşlılara mor koyun türküsü rica ediyorum demiş. Hadim'den Mukadder Çungur, Ahmet abiye sevgiler sunar, Aslan Mustafa'm istiyorum demiş. Alındı.
Süleyman abi selamlar. Ahmet abiden, Ahmet abimizin elini öpüyorum. Ben Tuzcu Mevlüt'ün oğlu Ali Ahmet. Mevlüt demiş. Ahmet abimize saygılar, sevgiler. Niye uğramıyorsun abi sen? Nereden? Tuzcu Mevlüt'ün oğlu Ali'ye. Bildin mi? Bildim. Seni bekliyormuş. Ha. Ah, zamanım olsa da uğrayabilsin. Evet. Efendim merhabalar, ben İstanbul'dan İsa Bektaş Sarayönü Yenicekaya köyündeki akraba ve arkadaşlarım için sıradaki parça gelsin demiş. Selamun aleyküm, ben Bozkır Boyalı köyünden selamlar olsun. Ben Ertuğrullar ailesinden Metin Ertuğrul, Alanya'da yaşıyorum. Sıradaki parça tüm Bozkırlara gelsin, iyi yayınlar demiş. Kara Aslan Baranası'ndan selamlar. Ahmet amcamdan Üsküdar türküsünü istiyoruz. Hüseyin Pötük ve Mehmet Ali demiş. Selamlar Meram'dan Ahmet, tüm Konyalı, Türkiye çapında yaşayan Konyalı kamyoncu kardeşlere Cezayir rica ediyorum, saygılar demiş. İyi yayınlar, ben Toprak Mahsulleri Ofisi'nden Çaycı Hüseyin, Ozan, Hakan'dan Ankara'nın bağlarını istiyorum, herkese selamlar demiş. İyi yayınlar Süleyman kardeşim, Ahmet abiden Alım türküsünü yayınlar mısınız? Ben Ayakkabıcı Hacı Ali demiş. Selam Süleyman abi, yayınınızı severek izliyoruz. Ben Bozkır Boyalı köyünden Alanya'da yaşıyorum. Bozkır'dan Ahmet abi bir şeyler çalarsa seviniriz, iyi yayınlar demiş. Geldik 85. mesaja. Süleyman abi sıradaki parçayı Sazlı Pınar'dan Derviş Coşar, Coşarlara gelsin demiş. Küçük köyden Mehmet Emin Eken, Ahmet Ağa'dan Bu Ne Sevgi Ah çalarsa memnun olurum demiş. Sanat müziği. Wow. Ya, sen bugün aslında bir sanat müziği çalacaktın bize. İlk girerken hangi sanat müziğini hazırlıyordun Ahmet abi veya akor ayarlarken? Efendim? Bir sanat müziği hazırlıyordun yayın öncesi. Çalayım. Bence bir çal, gitmez mi? Evet. İyi olur bence, güzel olur. Çalsan iyi olur. Tamam. Yani. Hem bu istek yerine gelmiş olsun. Bir de bu divanlarda bizim bir çeşmeci Ali'miz var. Tamam. O da dinlesin bu güzel parçayı. Çeşmeci Ali'miz bize bir kuzu hazırlamış da zamanımız olsa da gitsek yani. Ya kuzuya bile gidemiyoruz, vakit yokluğunda. Ha, vereceği 200 gram et başına dert ya, orada uğraştıracaksın yani. Onun için biz kendimiz kuzumuzu alırız, fırınımıza veririz, kendimiz pişiririz. Ali, şimdi arkadaşlarım Allah Allah. Ahmet abi şunu da yap öyle. 86'da kaldım, 92.ye bir üst geçiş yaptım. Ahmet abiden minibüsteki köpek hikayesini ve kör köpek hatırasını anlatmasını istirham ediyoruz. Yani. Efendim o minibüste olmadı. Adana'ya giderken oldu o hadise. He. Şimdi otobüse bindim ben, yanımda hiç kimse yok. Tabii o zaman Zeki falan yok ki. Evet. Zeki yok, Ali yok. Ben Adana'ya gidiyorum. Ut dersi vereceğim. Çünkü Adana bana çok vefakarlık yaptı, sağ olsun, fedakarlık yaptı. Biraz evvel de heyecanlandım, eseri okuyamadım yani. Adana, ben Reşat Bey'de kaldım. Reşat Bey'de güzel bir ev vardı, Pişkin Apartmanı. Evet. Orada oturdum. Balkona oturdum, Kadife'den kesesi dedim mi aşağıda oynarlardı. Böyle güzel günlerim oldu Adana'da. Yemek zamanı oldu mu her komşundan bir tabak yemek gelirdi. Yiyecek zamanımız da olmazdı o yemeğe. Yani Adana'da böyle bir güzel bir günümüz oldu. Ne güzel. Şimdi bir hanım girdi içeriye, ama nasıl ama, boyana boyana inşaat şeyine dönmüş. Bak dedi, o amcanın yanına oturacaksın, tamam mı dedi. Ben de çocuk falan gelecek sanırım. Ne bileyim. Otobüstesin yani. Otobüsteyim. Köpek geldi, benim yanıma oturdu arkadaş. Ay amcası oturuversin dedi. İyi de ben onun amcası olur muyum yani? Sen burada yanlış düşündün falan dedim. Neyse aslan yeğenim dedim, senin akraba mı oluyoruz senden falan dedim ona. Oturdu biraz, durdu. Ben bunu camdan attım aşağıya. Hanım sordu. Benim köpeğim nereye gitti dedi. Vallahi beni tercih etmedi. Öz amcalarının yanına gitti dedi. Hemen şoför arabayı durdurdu. Köpeği aldı. Ahlaksız ne olacak dedi. E canım ben onun amcası olur muyum? Yani biraz da
sistemli konuşaydın dedi. Beyefendi şu senin yanında dursun diyemez miydin dedim. Amcası falan diye. Beni onun amcası yaptın falan dedim. O hayvan da döndü dolaştı ki de benim yanıma geldi. Bak gördün mü yeğenim ya akraba oluruz kolay değil bu dedim yani kadına. Adana'ya gidinceye kadar otur amcası kalk amcası. Kadın mahcup oldu lokantadan yemek getirir beni memnun etmek için bir şeyler yapar falan da böyle güzel bir minibüste değil o hadise otobüste oldu. Bazı kaymalar yapıyorlar yalanlar demetliyorlar benim yalanlık yılanlık bir işim yok. Evet bunu önceki haftalarda da bir kısaca bahsetmiştik. Evet sanat müziği eserine geçiyoruz şimdi. Dinliyor musun Çeşmeceli? Bak iyi dinle çok güzel bir parça. Oh.
Girdim dikenli aşk yollarında, elimden bir kırık sal geldi geçti. Kara talihimden yine bu yıldan, bahar görmeden yaz geldi geçti. Kara talihimden yine bu yıldan, bahar görmeden yaz geldi geçti. Zilgen abla dinle. Sevgili seyircilerimiz, SMS'lerinizi okumaya başlayacağım. Sadece SMS'leri okuyoruz. Twitter'dan da şu anda hangi ortamda bizi izliyorsunuz? Fotoğraf olarak gönderirseniz @kontv yazıp veya @süleymanlerde olarak da etiketleyebilirsiniz bizi. Bunları paylaşalım. Şimdi Mustafa Yücetaş ailecek izliyoruz abi demiş ve bu fotoğrafı paylaşmış. Arkadaşlarımıza girdiler zaten. Biz de sizinleyiz. Ahmet Özdemir'den güzel bir bozkır havası. Hepsi geldi zaten. Çok hoş bir tablo olmuş. Bizim sayfamıza ulaşmak için @SüleymanNerede efendim. Evet. Twitter'da SüleymanNerede olarak aratabilirsiniz. Efendim şimdi Osman Yıldırım şu anki ortam mıdır bilemiyorum. Bir fotoğraf paylaşmış. Mesut abimiz yine ekibimizden güzel bir kare paylaşmış. Mesela gayet güzel fozlar var. Harikasınız, süpersiniz. Yine şu anda bizim de canımız çekti siz orada yiyince, bizde balık var buyurun hep beraber yiyelim diye İzmir'den Osman Yıldırım böyle bir kare paylaşmış efendim bizlerle. Hemen SMS'lere geçiyorum. SMS'lerde de kaldığımız yerden devam edelim. Süleyman Bey, sıradaki parçayı eşim Nigar tüm Karaağa kasabasına ve Tokat'taki kızıma Erbağ'daki Dünür ve gelinim Arzu için istiyorum demiş, selamlar yollamış. Ben İzmir'den Ali Deve Bacak. Her hafta sizleri hasretle bekliyoruz. Sıradaki eseri İzmir ve Konya'da yaşayan tüm Hasan şeyhlere gelsin demiş. Selamlar demiş. Ben Fatih Kabakçı, İzmir'den katılıyorum. Sıradaki parçayı tüm ılgınlara armağan ediyorum demiş. Ben Amasya'dan Hasan, sıradaki parçayı Ahmet Güzel için istiyorum demiş. Alttan geldiğim için okudum onları. 55'leri. Efendim. Hayırlı geceler, ben Karaağa kasabasından Kadir Levent Hakan Aras kardeşimden sıradaki parçayı tüm Karaağa kasabası için istiyorum demiş. Ahmet abiden minibüsteki köpek hikayesini okudum. Efendim 93'e geldim. Selamlar, hayırlı yayınlar dilerim. Yarın imtihana gireceklere muvaffakiyetler. Mevlam günlerindekini hayırlısıysa nasip etsin demiş bir seyircimiz. Teşekkür ederiz. Kocaeli Karamürsel'den Adem Hoca. Teşekkür ediyoruz hocam. Abi uyumadan da bir mesaj atayım dedim. Herkese selamlar. Fatih Görünü. Efendim Fatih kardeşimiz lise son sınıf, sınava girecek yarın. İnşallah Karaman'dan da bir grup var Fatih Görünü'nün.
ekibi de inşallah ayarlayacağız. Yönetmenim sevgili Mesut Bey'e de ben görüntülerini izleteceğim. Mesut Bey gelsinler derse sıralama yapacağız. İnşallah haftaya Mustafa Durmuş kardeşimiz yeneriklerde var. İlk projede beraber yapalım demiştik. Onun yoğunluğu, bizim yoğunluğumuz inşallah haftaya da Mustafa Durmuş kardeşim ekibiyle birlikte gelecek. Özel bir yayında yapacağız. 6 Nisan'da da Ahmet Özdemir ağabeyimizin 65. sanat yılını kutlayacağız. Özel bir mekanda. Evet. Özel bir şey yapacağız. Onu da ayarlıyoruz. Hepiniz arkadaşlar özel mekanda herkes davetli. Efendim buradan sevgili Karaman'daki Fatih kardeşim inşallah sizleri ağırlayacağız ve bütün sınava girecek kardeşlerimize. Tekrar başarılar dilerim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hayırlısı neyse o olsun. Geldik 96. mesaja. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Gebze'den Sebahattin Küçüksarı kadın hanlıyım. Tüm kadın hanlı ve Konyalılar için ayrıca babama yolumuz gurbete düştü. Ahmet abiden bizleri tanıyan herkese gelsin demiş. Arkadaşlar şu parodinin ikinci bölümünü de alalım. Yavaş yavaş sonlandıracağız. Evet, Anadolu düğününün ikinci bölümüyle devam ediyoruz efendim. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Şöyle buyur bakalım. Ne acaba? Nereden çıkıyorsun? Aman hayır abiyemiz. Senin ondan sonra şeye dümürüm ben. Kime o? Senin İraz'a. Ana gıda pek küçük. Ne diyor? Yaygısını yastığını falan işlemedi. Vallahi bir tane koka getirmedik. Ondan sonra dün bir çile tiresi getirdi dedi. Ondan sonra ille dedi çile tiresi isterim, ille şunu getirdi de vallahi bir tane getiremedim. Ondan sonra ilkbahar zamanına da geldi, ha bir yumu yumağı satayım da getir. Yo, ben alacağım bunu. Ben alacağım. Ana, benden iyisini emireceksin. Ne diye vermeyeyim ki? Madem istemişsin, dilemişsin ana, canım feda senin için. Bakalı ettim çocuğu gıda. Ayağı vallahi billahi iskemleye otursa ayağı yüre demir. Ne diyor öyle yaparsınız gıda? Çocuk gıda. Bir 20'sini bulsun gıda. Ben alacağım anlamam. Ben alacağım tamam mı? Ondan sonra oraya buraya filan söz verme. Ben tamam. Alacağım. Ne oldu be? Ne olacak? Ondan sonra Dümürlüğe gelmişler. Ben de ne olacak ki diye üstüne düştüm. İlle ben alacağım dedi. Gülelim canım, madem istediyse komşunun hatırı kırılır mı ya? Oğlanlar kavas gibi anladın mı? Zenaat mektebini de bitirdi. Burada anladın mı ufak tefek iş yaptığına bakma. Yarın 4 gün sonra şehire gideriz. Bindi anladın mı bir arsa alayım bari. Anladın mı? Hayırlısıyla bir de hacıya varayım geleyim. Namazdan geleyim, eve yatayım, evden çıkayım, namaza gideyim. Ne yapalım ben avrat? İhtiyarladık bari. Gülelim vaktiyle. Zaten son kızımız kaldı. Akşama erkek dümürü gezdim. Selamünaleyküm. 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 Yeğenim maşallah maşallah. Şöyle buyur lan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoca şöyle buyur. Atınızı minderler hadi bakayım bir. Ana hoş geldin Dürüye, hoş geldin Makbule, hoş geldin Hatice, hoş geldin Retiye, hoş geldin İras. Şöyle buyur Allah razı versin maşallah. Ne kadar çok gelirsiniz ama ne kadar iş yapacağız. Ana! Evcik evcik oynaya oynaya kısım olacağız bari. Anlat bakalım emmi. Vallahi ne anlatayım kocuğur. İstemişsiniz, dilemişsiniz. Benim evim eşiğine kadar gelmişsiniz. Anladın mı? Bak hele biz de fena adam sayılmayız hani. Anladın mı? Şuraya anladın mı? Göğsümü gere gere geldim vallahi. Temiz, hüsnü niyetli dedim. Kabiliyetli anladın mı? Terbiyenizi biliriz anladın mı? Kapımızı biliriz. Biz size sık sık gelir gideriz. Siz de bize sık sık gelir gidersiniz. Anladın mı? Aranızda bir hüsnüme çıkmasın adam. Vallahi uf. Hani nasıl istersen öyle yap. Evlat benim değil senin anladın. Şimdi kalkalım da anladın mı? Şunu isteriz bunu isteriz diye. Pazarlık mı dedim canım anladın mı? Sen beni bilin ben seni bilin. Nasıl hoca? Vallahi işte Allah'ın inayetiyle bu işler olacak hayırlısıyla. Allah-u Teala herkesi tek yaratmadı. Emel ve lakin sebepsiz kuş uçmaz tabii. ne diyeceksiniz? Vallahi arkadaş... Nasıl istersen öyle yap. Ben senin kestiğini yerim hani. Anladın?
Canım o zaman da ona buna öyle dirmişsin be. Canım ona buna bakma sen ya. Ne diyor öyle söylen ya Tahir'a. Anah canım işte şuraya kadar gelmişsin. Lafını bitirin bunun. İçecek şerbetini içelim. Lafını bitirelim ya. Hem de fazla nişanlılı kalmasın. Bizim memleketimizde dedikodu çok olur. Anladın mı? Hemen hemen ta kadar yapıştırıvırdığımızla lafını bitirelim mesela. Hayırlısı. Konuş bakalım ha. Ne konuşayım hoca? Konuş canım işte şimdi. Vaziyet senin. Konuş. Şimdi ben 11 tane burma bilezik takayım. Heh. Ondan sonra 5 tane Reşat Beş'i birlik takayım. Madem ki sen bir ağalık yaptın, ben de bir efendilik yapayım. Yok ya, ne olacak? Takmasan da olur kardeşim. Zaten taksan anladın. Kendin götürüp küçeceksin be birader. Kendi evine küçecek, ben alıp da yiyecek değilim ya ya. Anladın mı? 6 tane kız geldim şükür. Hepsinden de memnunum. Oğlanı da anladım zaten tanırım. Ondan da memnunum anladım. Senin çocuğun da terbiyeli anladım. Ondan da memnunum. Ne diyeyim ya anladım hayırlısıyla. Ne diyeyim kardeşim yani. Peki ya peki. Şimdi bu işi böyle halledelim. Harmanda hasatta da çocuk çalışmıştır. Şu benim 500 lirayla değil de anladın mı? Ufak böyle kalsın lan. Zahmetme ya rica ederim ya zahmetme. Al aklına ayol ya. Ya hısım olmadan içtim paramı. Yen al dedim işte alıver oğlum. Bu usuldendir bu usulden. Hakikaten anladın mı? Gidelim mi garip? Ne münasebet ya? Kahve içeceğiz, çay içeceğiz, karnımız acıkırsa ekmek yiyeceğiz. Bugün anladın mı? Adam akıllı oturacağız. Kakalakı, ana çocukların uykusu geldi, çakala kaldın. Dur hele ya, açık da oturalım bakalım. Kalk gidelim garip, kalk. Aman canım, açık da başka bir zaman bir geliriz inşallah. Bak Ali, yarın mübareke geleceğiz. Evden ayrılman, emin? Anladın mı? Şerif abim falan var, ondan sonra mübareke geleceğiz. Bir de hoca getireceğiz, o da ilah filan söylesin, iyi kötü azar. oturun hanım. Hadi Allah'a ısmarladın. Hadi sağlığına kalın. İyiniz ağır sağınızı getirin de ondan sonra iyi hep ip filan bükelim gari. Oturalım azar birbirimizle koca kış geceleri neyle geçecek? Peşmane çekelim, gelevir elmazı çekelim. Ondan sonra sütlü aş filan yiyelim şöyle sübörekler filan incecik açarım ben gari. Yaşları gözüme dolan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Thank you.
Sen ağladın canım, ben ise yandım. Dünyayı gönlümce olacak sandım. Sen ağladın canım, ben ise yandım. Dünyayı gönlümce olacak sandım. Boşuna aldandım, boşuna kandım. Ben gidip ellere kalan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünya. Hakan Aras abi, çok teşekkür ediyoruz. Hakan, ben teşekkür ediyorum. Son mesajları okuyalım efendim, sonrasında tamamlayacağız diyelim. Efendim, selamun aleyküm, ben Karapınar'dan Mehmet Ahmet abiden bir türkü istiyorum demişti. Bunu yazon canlara gelsin demiş. Efendim, iyi akşamlar, ben Ankara'dan Fatih Türkmen. Hakan abiden bir Kırşehir türküsü istiyorum. Dayısı İbrahim Türkmen ve ailece kendisini izliyoruz ve gurur duyuyoruz demişler. Estağfurullah. Hakan abi. Selam söylüyorum Ankara'dan. Sen de abi selam yollayacağın yerleri artık şey yapacağız. Evet. Şimdi ben senden, şimdi Ahmet abiden bir eser alacağız. Senden de oyun havası deyince şu Ankara'nın... Bağları. Ama onun ilk versiyonu var bir alkolsüz olan, ama onu tabii bilmek zor. Hani o alkolü biz karşıyız. O ilk bu TRT sanatçılarının söylediği bir eser var yine. Onu yaparız, fark etmez. Onu yazma olabilir. Ayarlanır, güzel bir oyun havasıyla bitiririz ya. Yani bu saat itibariyle öğrencilerimiz hali, öğrenci arkadaşlar uyuyun artık ya. Saat kaç oldu? Hala öğrencilerden mesajlar geliyor. Siz uyuyun arkadaşlar. Bugünlük sizin erken uyku zamanı. Hatta gezmelere de gitmeniz lazımdı. Meram'da falan hava almanız lazımdı. Evde sabah da yapmışlardı. Çok da planlarını bozup değişik şeyler yapmalarına gerek yok. Şimdi evet söyledik. Ahmet abi ayrıca izliyoruz. Kör köpeği bir kez daha. Arkadaşlar o kadar durun. Daha bir sürü espriler var. Durun şimdi. Bir köpekle şey yapmayın bizi. Ben Sarayönü Tola Basan Mahallesi'nden Osman Ülker, Ahmet Ağa'dan Anamur yollarını istiyorum. Bütün Tola Basan'a gelsin. Selamun Aleyküm, ben Ankara'dan Sibel Solmaz. Programınız mükemmel. KonTV programında konuk olarak Süreyya Açıkgöz ile birlikte Sedat Özdemir kardeşlerimizi görmek istiyoruz demiş. İnşallah efendim. Bizimle bağlantıya geçerlerse Twitter, Facebook adreslerimizden videolarını yollarlarsa yönetmenlerim, yapımcılarım takip ederler. İnşallah bağlantıya geçerler. Halk müziğini inşallah şiirlerle birlikte güzel dakikalar geçiririz. Ahmet abi, son eserin bu program için alıyorum. Sonra Hakan abiyle bitireceğiz. Haydi bizim evde şeker lokum var diyelim bari. Diyeceğim. Diyelim mi? Şimdi bak ben sana bugün sevgili seyirciler... Ahmet abimiz Eremedim eserlerinden okudu. Ben şunlardan biriyle de olabilir. Bak ben senin pozitifini değiştireyim. Ahmet abimizin albümlerinden Eremedim albümünü bugün sizlere tanıttık. Evet. Şimdi neler var? Vişne Dalı'nı okumuştun değil mi? Hı? Vişne Dalı eğilmiş. Eremedim, Hana vardım han değil, Çek deveci, Hey Üsküdar, Karpuz kestim soğumuş. Bunlardan bir iki tanesiyle olabilir. Eremedim'i okuyalım. Hah. Eremedim albümünden, Eremedim albümü. Eremedim. Bugün dolayısıyla bugün Ahmet abi senin 11 albümün var. Eremedim albümünü tanıttık bugün sizlere. Eremedim albümünden de bu eseri dinliyoruz.
bana vardı bu hal değil abar. Penceresi cam değil. Açtım yüzünü baktım aman aman. Kıyılacak şan değil aman. Kıyılacak şan değil. Ateş bende, bende, ah tıkka var sende, sende, ayrılamam ben sende. Havuz ortası çınar aman, bülbüller ona konar. Ne ağladım ne güldüm aman aman, yüreğim ona yanar aman, yüreğim ona yanar. Karpuz kesip suyumuş, yar yanında uyumuş. Gözenlerim anlamaz, köy yerinde büyümüş. Gözenlerim anlamaz, köy yerinde büyümüş. Şaştım şaştım o yerden, ben anlaştım o yerden. Bayramlaştım o yerden, ben anlaştım o yerden. Ayvacı geliyor, ayvacı, ayvacı değil meyvacı. Anne beni evlendir, bastığım yerler davacı. Şaştım şaştım o yerden, ben anlaştım o yerden. Ben anlaştım o yerden, dalga geçtim o yerden. Harikaydı, çok teşekkür ediyoruz. Son gelen mesajlara da bakalım. Selam, ben Altınekin Tuncerler çiftliğinden Hakim Tuncer. Hayırlı yayınlar Ahmet abiden. Ela gözüm türküsünü istiyorum. Aileme, Altınekin ham yağ çalışanlarına, bütün Konyalılara gelsin saygılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Efendim sevgili ziraat mühendisi arkadaşım Cihan Beyli de, Fatih Boncuk kardeşim de mesaj göndermiş. Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Acele ettin, kışta geldin, bahar gelmeden gittin üstadım. Ruhun şad olsun ey helaket ve felaket asrının adamı demiş. Bediüzzaman Sahip Nusi Hazretleri'nin 23 Mart 1960 yılında yaşamını yitiren Bediüzzaman Sahip Nusi Hazretleri'nin bu gününde de, ölüm yıl dönümünde de bu mesajı atmış. Kendisine çok teşekkür ediyoruz sevgili ziraat mühendisi arkadaşım Fatih Boncuğ'a da. Efendim sevgili seyircilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin aşarak sonuna geldik. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sabırlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hemen hemen planladığımız her şeyi yaptık. Efendim Ahmet abimin albümünü de güzelce tanıttık. Ondan eserler de yayınlamış olduk. Gayet de güzel oldu. Ben de üniversiteye imtihana girecek gençler için başarılar diliyorum. Bütün seyircilerime beni dinledikleri için çok çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Evet, şimdi Polat Deveci iyi programlar. Soyan Bey, ayrıca izliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz.
Sevgili sanatçımız Arif Diren Bey abimize her hafta mesaj atıyor. Sevgili Arif Diren abimize de saygı sevgilerimizi, Kanal 68'de de sevgilerimizi yollayalım. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Hakan abi seninle bitireceğiz. İnşallah haftaya yine sizlerle birlikte olmayı umuyoruz efendim. Mesajlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, varolunuz. Haftaya görüşmek üzere. Güzel eserlerle Hakan abi sizin kimlere selamınız olur, son düşüncelerinizi alıp sizle bitirelim sevgili Hakan Aras abi. Ben öncelikle bu soğuk kış akşamında böyle sıcacık güzel bir program yaptığınız için KonTV ve şahsınızda size çok çok teşekkür ediyorum. Başta beni Ankara'da izleyen annem Habibe Aras, akrabalarım, değerli dostlarım, değerli eşim, biricik kızım, kayınvalidem Halime Büyük Sarıkulak şu anda hastanede yatıyor, kendisine geçmiş olsun diliyorum. Kayınpederime ve Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Şube Müdürlüğü'nde çalışan değerli mesai arkadaşlarıma, amirlerime buradan selam ve sevgilerimi sunuyorum ve tüm KonTV izleyicilerine. Evet. Güzel bir eserle bitirelim. Güzel bir oyun havasıyla kesik çayırla bitirelim. Oh, hadi bakalım. Geçilir mi? Aman desinler desinler, şeker yesinler, şu olan bu kıza yanmış desinler. Aman ben yandım 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 yandım, ellerin memleketinde eğlendim kaldım. Şeker yesinler, şu olan.